ARTE ekranından ve 96.6 Yön Radyo'dan herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 19.31'i gösteriyor. 24 Ekim Perşembe akşamının Z raporuyla karşınızdayız. Z raporunda bugün çok fazla savaştan, çok fazla Suriye'den bahsetmeyeceğiz. Çünkü onu biraz geride bırakalım diyoruz artık. Madem mutabakat imzalandı, mutabakatlar imzalandı ve çatışmalar sona erdi ve inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları sağ salim daha fazla kayıp vermeden evlerine dönecekler, analarının, babalarının yanına ya da kışlalarına dönecekler diye umuyoruz. Türkiye'nin bir daha sınır ötesinde böylesine harekatlara gerek kalmayacak bir barış ortamında yaşamasını, komşularıyla da barış içinde yaşamasını diliyoruz. Bu gelişmeler olurken yani yaklaşık 10-15 gündür dikkatlerimiz sınır ötesine, harekata, savaşa odaklanmışken içeride neler oldu, neler bitti. Gündemimiz malum. Biraz da artık geri dönüp içeri bakmanın zamanıdır diye düşünüyoruz. Çünkü içeride bütün dertlerimiz, bütün sıkıntılarımız, bütün sorunlarımız aynen devam etmekte. Eksilmiyor, tam tersine artıyor. Ekonomi ciddi sıkıntılar yaşıyor. Demokrasimiz ciddi arızalarla boğuşuyor ve adalet alanında da ciddi arızalarla yine baş başayız. Ekonomi dedik, geçim sıkıntısı dedik ve emekçilerin hakları dedik. Bugün bültenimizde de sabahtan beri izliyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanında haklarını alamayan, işine aşına sahip çıkmak isteyen ama hakları yenilen işçiler, emekçiler artık feryada başladılar. Ve bu feryatlarını daha yüksek sesle dile getirmek için sokağa çıkıyorlar. Bakın haber bültenimizde de, akşam haberlerinde de izlemişsinizdir, dinlemişsinizdir. Eskişehirli emekçilerin feryadı bugün ülkenin dört bir yanına yayıldı. Bir firmanın dört fabrikasında çalışan işçiler emeklerini, haklarını, ücretlerini alamadıkları için artık bu feryatlarını Ankara'ya taşımaya karar verdiler. Ve Eskişehir'deki bir alışveriş merkezinin önünde yaptıkları eylemi Ankara'ya bir yürüyüşle aksettirmek ve oraya seslerini duyurmak istediler. Ama güvenlik kuvvetleri her zaman olduğu gibi onların üzerine biber gazıyla, copla, dayakla yani şiddetle gitti ve çok sayıda işçiyi hem hırpaladı, hem biber gazıyla zarar verdi, hem de gözaltına aldı. O eylemler sırasındaki bir kadın işçinin, bir annenin feryadı bugün bütün Türkiye'de yankılandı. O feryadı duyabiliyorsak bir kez daha duyalım şimdi. bittim ben. Kendim hasta hasta çalıştım. 27 yıllık emeğim var benim orada. Evet. Bu hanımefendinin sesini her duyduğunuzda ki sık sık bunu duyurmak istiyorum. Her duyduğunuzda Türkiye'de emekçinin, işçinin, hakkını arayan herhangi birinin, akademisyenin, öğrencinin ya da memurun uğradığı muameleyi bir kez daha sizlere hatırlatmak boynumuzun borcu. Çünkü hak aramak bir suç değil. Bu ülkede hak aramak bir suç olmaktan çıkmalıdır. İşini, aşını yitirmiş ve hakkını alamamış insanların yasal yoldan bu hakları teslim edilmiyorsa sokağa çıkıp bu şekilde haykıracaklar. Bu zaten bir anayasal hak. Burada bir terör eylemi yok. Burada bir kanunsuzluk yok. Burada devleti yıkmaya yönelik bir eylem yok. Burada hak arayan bir insanın feryadı var. Bu feryadın duyulması lazım. Bugün Eskişehir'de, yarın Manisa'da, öbür gün İstanbul'da, belki gün Mersin'de, başka bir gün Van'da, Hakkari'de, Sinop'ta, Samsun'da, Kırklareli'de, Edirne'de, her nerede olursa olsun işçilerin, emekçilerin hakkına sahip çıkan sendikacılara ve emekçilere polisin yani devletin bu muameleyi reva görmemesi lazım. Manisa'da da biliyorsunuz Somalı işçiler haklarını, tazminatlarını alabilmek için Ankara'ya yürümek istediler ve günlerdir, haftalardır 40 ağaç sınırında tutuluyorlar. Ve o işçilerin feryadı da duyulmuyor. O işçilere de sahip çıkmak lazım. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki başka emekçiler bugün hakkınızı alıyor olabilirsiniz. Bugün evinize ekmek götürebiliyor olabilirsiniz. Bugün çorbanız kaynıyor olabilir. Ama o işçilerin durumuna düşmemek için siz de bugünden sesinizi yükseltin diyoruz. Sendikalara, sendikacılara da seslenmek istiyorum. Bu işçilere, bu emekçilere lütfen sahip çıkın. Sahip çıkmak sadece pazarlıkta, toplu pazarlık masasında değil, işçilerin yanına giderek onlarla birlikte olarak da gerçekleştirilir. Bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul'da genel merkezde bunu yaptı ve onlar da bir eylemle Eskişehir'deki işçilere ve diğer sektörlerdeki işçilere sahip çıktılar. Şimdi bir an için tekrar bu Soçi mutabakatına dönmek istiyorum. Yani Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakata bu mutabakatla ilgili olarak pek çok analiz yapılıyor pek çok özür dilerim diplomatik analiz yapılıyor ve kim kazandı kim kaybetti analizi yapılıyor ama bu mutabakat muhturasına yansıyan bilgilere bakıldığında Türkiye orada haklı olarak sınırlarında bir terör devleti ya da bir terör oluşumu kurulmaması için oraya mücadele, müdahale etti. Ama orada mücadele ettiği ve kanla canla mücadele ettiği o terör örgütünün yani PKK'nın oradaki uzantıları YPG'nin dünyanın iki süper gücü tarafından olağanüstü beklenmedik ölçüde iyi muamele gördüğü ve iyi bir kabul gördüğü anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın işte o YPG'nin liderlerinden olduğu belirtilen Mazlum Kobani isimli ve Komutan diye adlandırılan şahısla son derece sıcak ilişkiler gerçekleştirdiği anlaşılıyor. Ve hatta hatırlayacaksınız Trump'ın o küstah mektubunda o YPG komutanının yani bir terörist liderin ismi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile aynı cümle içinde kullanılıyor ve terörist ifadesi kullanılmıyor o kişi için. Yine Rusya'ya dönüyoruz. Rusya'da da dün dünya basında yayılan görüntülerden anladığımız kadarıyla Rusya'nın en üst düzeyde savunma bürokratları, savunma bakanı ve komutanları, üst düzey komutanları bu şahısla yani terör örgütünün lideriyle ki askeri kamuflajlı giysiler içinde bir telekonferans vasıtasıyla sohbet ettikleri ve onun açıklamalarını ciddi bir şekilde dinledikleri anlaşılıyor. Şimdi burada içeride harekatı, Barış Pınarı harekatını ve onun kazanımlarını çok büyük bir zafer olarak ve dünya çapında bir liderlik başarısı, bir diplomatik başarı olarak sunanlara tekrar soruyorum. Bu mudur başarı? Yani YPG'nin tamamen saf dışı edilmediğinin anlaşıldığı ve ortaklaşa Rus askeri polisiyle devriyeler attıkları anlaşıldığı bir ortamda Türkiye gerçekten istediklerini almış mıdır kazanmış mıdır harekatı durdurmadan evvel bunu bir kez daha sorgulamak lazım. Yani öyle anlaşılıyor ki YPG oradaki denklemde ana oyunculardan biri muamelesi görüyor kim tarafından hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından buna da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde Cenevre'de toplantılar yapıldığında bu sorun tekrar önümüze gelecek. Oradaki çatışmalarda, orada yıllardır süren çatışmalarda bir önemli unsur daha var. Biliyorsunuz Özgür Suriye Ordusu adlı bir oluşum. Yani rejim muhaliflerinin, Suriye hükümeti muhaliflerinin oluşturduğu bir takım cihatçı örgütlerin askeri güçleri, silahlı güçleri ki Türkiye bunlara senelerdir destek veriyor. Son dönemde de bu Barış Pınarı harekatından hemen önce de bunlar Özgür Suriye Ordusu olan adlarını Suriye Milli Ordusuna Dönüştürdüler ki bu da uluslararası hukuk açısından ve uluslararası komşuluk hukuk açısından da son derece sakıncalı bir şeydi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ünal Çeviközün dikkat çektiği çok önemli bir konu vardı. Bu Suriye Milli Ordusu adını taşıyan güçlerin harekat sırasında o süreçte işlemiş olabileceği bir takım insanlık kayıpları ve savaş suçları. Orada dünya basında yansıyan ki kendileri videoları çekip dünya basında bunları duyurdular. Bir takım görüntüler var ki yarın öbür gün Türkiye'nin de başına artabilir. Çünkü Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri de onlarla birlikte o harekatı orada gerçekleştirdi. Yarın önümüze bir faturanın maddeleri kalemleri olarak aman ha sunulmasın. O çapulcu sürüsüne de sahip çıkılması yani sahip çıkılması derken onlara dikkat edilmesi ne yaptıklarını ne ettiklerini de iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi tekrar harekatla ilgili değerlendirmelere analizlere dönelim. Türkiye'de hükümet yandaşı medya bu harekatı büyük bir zafer hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu kanıtladığı önemli bir diplomatik başarı olarak sunmaya devam ediyor. Bugün birkaç köşe yazarından yani yandaş yalaka basından köşe yazarından alıntılar yaptım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın nasıl bir söylem kullanılıyor. Yani gerçeklerin hilafına nasıl bir söylem kullanılıyor. Mesela bu köşe yazarlarından biri şöyle diyor. Liderlik, milli birlik, uyumlu devlet, sağlam ekonomi oldukça baş edilemeyecek sorun yoktur diyor. Şimdi Sağlam ekonomiye kadar ciddi ciddi okudum. Orada neredeyse bir gülme tutacaktı. Sağlam ekonomisi var Türkiye'nin. Güçlü bir liderliği var. Milli birlik içinde hiçbir kavga, dövüş, patırtı, gürültü yok. Herkes birbiriyle gayet güzel, can ciğer, kuzu sarması bu ülkede. Demokraside hiçbir arızamız yok. Bir de çok uyumlu bir devletimiz var. Tek elden yönetiliyor ya. Tek elden yönetilince, tek ağızdan her komut alınınca uyumlu devlet oluyor bunun da adı. Yani insan gülsün mü ağlasın mı şaşırıyor bu yorumlara. Bakın bir başka zatı muhterem şunları yazmış bugün köşesinde. Türkiye her açıdan küresel güçlerin 96 yıllık Lozan parantezini de esnetmiştir. Yani Lozan'la Türkiye güçsüz bir hale getirilmiş, bir parantez açılmış. 96 yıldır da o parantezin içindeymişiz. Şimdi bu Barış Pınarı harekatıyla o Lozan parantezini yani hani ima ettiği şey de Lozan'da ezildik. Sahada kazandığımızı, İstiklal Savaşı'nda kazandığımızı geri verdik Yedidüvel'e onu ima ediyor. Utanmadan bir Lozan parantezinden söz ediyor. Birileri de hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıllarda 95 yıllık cumhuriyet parantezinden söz etmişti. Hiç sıkılmadan, hiç yüzük kızarmadan. Bakın bir başka zat-ı muhterem şunları yazmış bugün. Diyor ki: Erdoğan, Putin, Trump üç lider dünyayı değiştiriyor demiş yorumu size bırakıyorum artık. Dünyayı değiştiriyor. Ve Orta Doğu'da sınırları değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini gösteren ana sembol Türk tanklarıdır diyor. Komşu ülkelere baktığınızda sınırların kim tarafından nasıl değiştirildiği ya da nasıl değiştirilmediği ve Türk tanklarının bunu ne kadar engelleyebildiği de zaten malumunuz. Son olarak bu akşamki spor hadiselerine değinmek istiyorum. Biraz sonra Beşiktaş'ın maçı başlayacak. Saat başında Avrupa Kupalarında takımlarımız Puan arayacaklar, gol arayacaklar ve maalesef tablo son derece vahim. İzlemişsinizdir, önceki gün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde e, grubunda yenildi ve son sıraya yerleşti. Galatasaray'ın henüz bir puanı var, 3 maçta. Bakın bu akşam sahaya çıkacak takımlarımızdan Beşiktaş iki maçta sıfır puan almış. Daha puanı yok Beşiktaş'ın. Trabzonspor iki maçta sadece bir puan almış. Grupta sondan ikinci ve Başakşehir'de iki maçta bir puan alabilmiş grup sonuncusu. Yani toplam dokuz maçta dört takımımız toplam sadece üç puan alabilmiş. Futbolumuzu da gözden geçirmenin ve neredeyiz, ne yapıyoruz, neyi yapamıyoruz, neyi beceremiyoruz sorularının bir an önce cevaplanması lazım bu akşam bütün takımlarımıza. Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ve Başakşehir'e başarılar dileyelim. Dileyelim şu tabloyu biraz daha iyileştirsinler. Her vurdukları gol olsun temennisiyle bitirelim. Z raporundan bu akşamlık bu kadar. Yarın sabah saat 8'de Seyir Sabah'ta bu stüdyoda buluşalım. İyi akşamlar.